Ondan ötesi devam ediyor. Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü. Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının gün içinde etkisini azaltarak devam ettireceği bildirildi. Ankara'nın yüksek kesimleri sabah saatlerinde karla tanıştı. Özellikle Konya yolu mevkiiyle Dikmen semti ve Gölbaşı ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yağışın etkili olduğu bölgelerde tuzlama çalışmalarına başlandı. Kar yağışının başlamasıyla araçlar hızını düşürürken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Ankara'da kar yağışının gün içinde etkisini azaltarak devam edeceği belirtildi. Asgari ücretle çalışanların gözü, kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Taraflar ilk toplantı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. İkinci toplantı 10 Aralık'ta. Bu toplantıya Türk İş ev sahipliği yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısı üzerine toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. İşçi tarafını Türk İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor. İlk toplantıdan bir karar çıkmazken taraflar ikinci kez 10 Aralık'ta bir araya gelecek. Bu toplantıya Türk İş ev sahipliği yapacak. Mevcut asgari ücret 1000 lira 54 kuruş. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 1496 lira 36 kuruş düzeyinde. Kamu işveren heyeti toplantılarda asgari ücretin 2016 yılında 1300 lira olması teklifini getirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Katar Emirliği Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Paris temaslarının ardından dün gece saatlerinde Katar'a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü temasları Katar Emirliği Emirlik Divanı'nda resmi karşılama töreniyle başladı. İki ülkenin milli marşlarının çalındığı törende Cumhurbaşkanı tören kıtasını selamladı. Erdoğan'la Katar Emiri törenin ardından baş başa görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı ayrıca Katar temasları kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezi'nin açılış törenine katılacak. Katar Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ünvanı verilecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Doha Kitap Fuarı'nın açılışında bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretine 8 bakan eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır ihlalinde bulunan uçağın düşürülmesinin ardından Rusya'nın sergilediği tavrı diplomatik bulmadığını söyledi. Paris'teki iklim zirvesinin ardından resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak, "Olaya duygusal yaklaşıyorlar, devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor. Türkiye bu hususta asilliğini koruyor. Kendimize yakışanı yapıyoruz. Onların da dillerinin değişmesini bekliyoruz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşürülen uçakla ilgili Rusya ile çıkan kriz konusunda tüm ülkelerin Türkiye'yi haklı bulduğunu da belirterek NATO'dan her düzeyde oldukça güçlü mesajlar geldiğini söyledi. Hava ihlallerinin ilk kez gündeme gelmediğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de bu ihlaller nedeniyle Rusya'nın uyarıldığını, hatta Akdeniz'de Moskova adlı kruvazörlerinin gemilerimizi taciz ettiğini de açıkladı. Rusya'nın doğal gaz kartının hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hayat boyu doğal gazla yaşamadık biliyorsunuz. Doğal gazla tanışalı ne kadar zaman olduğu belli. Bu millet çileye alışık bir millettir. Kaldı ki alternatif kaynaklarımızda mevcut," ifadelerini kullandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Rusya ile yaşananların ardından hemen harekete geçildiğini ve alternatiflerin masaya yatırıldığını söyledi. Başbakan Davutoğlu, "Rusya gümrüklerinde bekleyen yaş sebze ve meyvelerimizi orada bozulmayacak şekilde geri çekeriz," ifadesini kullandı. Habertürk ve Show TV kanallarında ortak yayına katılan Başbakan Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na alternatif üzerinde çalışma talimatı verdiğini söyledi.
bu hava sahası ihlali yapan uçaklar durdurulmamış olsaydı ve bir şehrimize saldırmış olsaydı şu anda herhalde Türkiye'de herkes niye Türk Silahlı Kuvvetleri görevini yapmadı, niye hükümet neredeydi, niye Türk Silahlı Kuvvetleri gerekli talimatı vermedi diye sorulurdu. Başbakan Davutoğlu Rusya konusunda gelinen son noktayı anlattı. Sayın Şimşek Bakanlar Kurulu güven oyu aldıktan sonra bugün sabah da geldi Kuzey Kıbrıs'a ayrılmadan önce bu toplantının neticelerini bana aktardı. Hemen alacağımız bazı tedbirler var. Türk ekonomisinin bundan etkilenmemesi için neler yapacağımızı, kısa vadede alacağımız tedbirleri, telafi edici tedbirleri yakında kamuoyuyla paylaşacağım. Konuyla ilgili olarak ekonomiden enerjiye birçok sektörde alternatifler üzerinde çalışıldığını söyledi. Rusya gümrüklerinde bekleyen yaş meyve ve sebze şeylerimizi orada bozulmasını engelleyecek şekilde geri çekmemiz. Bunları çekeriz. Elimizde kalanlar ve diğerleri başka pazarlara sevk edilebilecek olanları sevk ederiz. Enerjide ben Rusya'nın böyle bir yola tevessül edeceğini düşünmüyorum. Çünkü çok ciddi karşılıklı angajmanlar. İkinci müşterisiyiz. Tabii zaten doğalgaz. Reel olarak ikinci müşterisiyiz. Hem de uluslararası hukuktan kaynaklanan karşılıklı haklarımız, taahhütlerimiz var. Ama en kötü ihtimale de bizim hazırlıklı olmamız lazım. Onun için de Enerji Bakanlığımıza değişik alternatifleri çalışma talimatı verdim. Başbakan'a Avrupa'ya vizesiz geçiş konusu da soruldu. En geç Ekim ayında da vize muafiyeti, yani vatandaşlarımızın amasız fakatsız vizesiz beklemesiz Avrupa'ya seyahatleri gerçekleşecek. AK Parti'nin 1 Kasım seçimleri öncesinde verdiği taahhütler de başbakanın gündemindeydi. Verdiğimiz her vaadi inşallah ilk 3 ayda yerine getirmeyi planlıyorum. 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık bir program çıkardık. Hükümet programını meclisimize sunduk. Şimdi kamuoyumuza çıkıp şu vaatleri şu ay içinde uygulama planı, şu yapıları şu ay, şu yasaları şu ayda çıkarmayı arzu ediyoruz. Davutoğlu kalıcı bütçe için muhalefete çağrıda bulundu. Sayın Bahçeli de Sayın Kılıçdaroğlu'yla da çok güzel bir başlangıç olan görüşme gerçekleştirdik. Her ikisinden de bütçenin bir an önce çıkması için ricada bulundum. Sayın Bahçeli ve ekibi arkadaşları kesin destek vereceklerini ifade ettiler. Kendisi de Türkiye bu şartlardayken esas bütçeyle çalışılması doğru gerekir. Bu konuda da size destek oluruz dediler. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu arkadaşlarla görüşüp bildireceklerdi. Daha bu anlamda onlardan net bir cevap almadık ama ilk intiba olumluydu. NATO, Türkiye'nin Suriye sınırında savunma kapasitesini genişletiyor. Müttefikler, Patriot füze bataryaları, savaş uçakları ve gemilerle NATO'nun bölgedeki askeri varlığını artırma kararı aldı. Brüksel'deki NATO'nun merkez karargahındaki toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor. İki gün sonunda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'yı Suriye'de uluslararası koalisyonla ortak hareket etmeye çağırdı. Stoltenberg, Türkiye'nin güvenliği kapsamında İngiltere'nin de İncirlik üssüne savaş uçakları göndereceğini açıkladı. Bunun yanı sıra Danimarka ve Almanya'da savaş gemileriyle Doğu Akdeniz'deki filoya katılacak. Stoltenberg, önümüzdeki haftalarda ilave tedbirlerin de söz konusu olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da terör saldırısında hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşine taziye ziyaretinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde Diyarbakır'a gitti. Kılıçdaroğlu, terör saldırısında hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu daha sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne geçerek aynı saldırıda şehit olan iki polis için taziyelerini iletti. Diyarbakır Barosu'nu da ziyaret edecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra kentten ayrılacak. Anayasa Mahkemesi internet yasasını yarın karara bağlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu başvuru sonrası ilk incelemesini yapan Yüksek Mahkeme, internet yasası hakkındaki kararını verecek. AYM,
15 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe giren internet yasası ile ilgili iptal başvurularını esastan görüşecek. Yasaya göre Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı mahkeme kararı olmaksızın site kapamaları ve engellemeleri yapabiliyor. TİP Başkanı, milli güvenlik, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden birinin varlığına kanaat getirirse 4 saat içinde istediği sayıda internet sitesine erişimi kapatabiliyor. İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bindikleri teknenin batması sonucu kaybolan sığınmacıları arama çalışmaları sürüyor. TRT Haber muhabiri Yusuf Eser, Çeşme'de arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor. Maalesef Nihal Koyuncu Yontar, yine Ege Denizi'nde bir kaçak faciası yaşandı. Suriyeli sığınmacıların umuda yolculukları yine Ege Denizi'nin mavi sularında battı. Dün sabah saatlerinde bulunduğumuz, yayını gerçekleştirdiğimiz noktadan İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Çiftlikköy sahilinden yaklaşık 35 Suriyeli göçmen buradan yine yasa dışı yollarla karşı tarafta bulunan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için bir botla denize açıldılar. Elverişsiz hava şartları sebebiyle bot alabora oldu, battı. İçinde bulunan, botta bulunanlardan iki kişi yüzerek sahile çıkmayı başardılar ve onların güvenlik güçlerine haber vermesi sonucunda Ege bölgesi sahil güvenlik ekiplerince burada botun battığı yerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Gerek helikopterle havadan, gerekse botlarla denizden halen onlara ulaşmaya çalışıyorlar. Bu sırada da İkisi erkek, biri kadın, üzerlerinde can yeleği bulunan 3 kişinin de sahilde cesedi bulundu. Cesetler otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şu anda da kameraman arkadaşım Abdullah Subaşı gösterecektir. Arka tarafta yine bir grup Suriyeli sığınmacı var. Sabah saatlerinden beri operasyonlar da devam ediyor. Yaklaşık 120 kişi burada Çiftlikköy'den yine karşıya Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandılar ve onlar getirilen araçlarla, otobüslerle Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şu anda da yaklaşık 60 kişilik bir grup var gördüğünüz gibi. Onlar da tüm yaşanan bu acılara rağmen, tüm yaşanan facialara rağmen her şeyi, tüm riskleri göze alarak buradan umuda yolculuğa, onları Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçirecek o botları bekliyorlar. Burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Yine yaşanan hiçbir olay, hiçbir acı onları bu yolculuktan maalesef alıkoyamıyor. İşte gördüğünüz gibi kimi çoluğuyla, çocuğuyla, ellerinde, yanlarında, kucağında taşıdıkları çocuklarıyla, kadınlı, erkekli, çocuklu, işte birçok Suriyeli sığınmacı yine buradan Çeşme'nin Çiftlikköy sahilinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için uğraşıyorlar. Bu arada ilçede iki ayrı yerde de operasyon düzenlendi. Yasa dışı göçe aracılık ettikleri gerekçesiyle dün 14 kişi gözaltına alındı. Bu 14 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından yasa dışı göçe aracılık ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak Buca kapalı cezaevine gönderildi. Evet, şu an itibariyle de batan botta yaklaşık 30 Suriyeli göçmenin daha olduğu söyleniyor ve onlara ulaşmak için sahil güvenlik ekipleri de tüm hızıyla çalışmalarını sürüyor diyelim. Sözü tekrar sakalım Nihal Koyuncu Yontar. Teşekkürler. Engelliler ön yargı barikatını aşmak için yürüdü. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Barikat Film Festivali renkli bir etkinlikle açıldı. Engelliler ve onları destekleyenler bu kez kafalardaki ön yargı barikatını aşmak için İstiklal Caddesi'nde toplandı. Amaçları 6. kez düzenlenen Uluslararası Engelliler Barikat Film Festivali'ni daha geniş kitlelere duyurmaktı. Filmlerimize daha çok insan gelirse ya da bütün etkinliklerimize daha çok farklılık yaratabilir. Dolayısıyla insanların kafasındaki yargıları daha çabuk kırabiliriz. Festivale destek veren isimlerden AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, empati yapmak için gözü bantlı katıldı etkinliğe. Çünkü hepimiz birer engelli adayız. Yarın kimin ne olacağı belli değil. Onun için bu hassasiyetin bütün kamuoyuna duyurulması konusunda burada olduğumu özellikle belirtmek istiyorum.
katılımcılar daha sonra tünel meydanına kadar yürüdü. Festival kapsamında engelli bireylerle ilgili ön yargıları aşılmasını konu edinen yerli ve yabancı çok sayıda film gösterilecek. Filmler görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler için de altyazılı olacak. İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğine yapacağı ücretsiz gösterimler 4 Aralık'ta sona erecek. Bu haberle işitme engelliler bültenimizi noktalıyoruz. Hoşça kalın.